Şimdi buraya tekrar almak için bakıyorum. Evet, geldi. Haydi bakalım. Arkadaşlar kalp atmazsanız yayında olmasın. Çok yoğun bir kalp geliyor şu anda. Evet, şu an sesim geliyor muyum sana? Oh be. Oh be, süper. Çok iyi. Nasılsınız? Eyvallah. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi teşekkür ederim. Dediğim gibi alışmaya çalışıyorum. Bir türlü alışamadım ya. Neye alışamadın? Abi saatleri alışamadım. Zaten karantinada geldiğimiz gibi hani 12 saat pardon 7 saat fark var ya Türkiye ile Dominik Evet. arasında. Karantinada zaten hiç uyumuyorduk. Ondan sonra git gel git gel muhabbet yapıyorduk. Şimdi geldim yine geceleri uyanırım gündüzleri yatıyorum ya. Şimdi bir dakika. Karantinadan çıktın, evinde misin? Yoksa Evindeyim. Karantinadan çıktım. evet Şey, tamam. evet. Bayram diye bize erkenden çıkarttılar. Bayramda evde karantina olacak ya zaten. Bizim de 4-5 günümüz Tamam. kalacaktı. Ha, Erken süper. Kendi bıraktılar. evinde karantinadasın. Kendi Hepinizin evimdeyim. sağlığı yerinde, her şey yolundadır Şükür herkes herhalde. negatif çıktı. Hiçbir problem yok. Çok güzel. Süper. Eyvallah. Şimdi ben hemen bir şey sormak Sor istiyorum. hayatım. Ondan sonra Burak'ı bırakacağım. Tamam. Aralarda sadece soru için gireceğim. Sen elendiğinde pandemi var mıydı? Başlamış mıydı? Vallahi hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Vardı Yani galiba. şeyi çok merak ediyorum. Çünkü şimdi içeride Acun Ilıcalı bir bilgi verdi pandemiyle ilgili. Bir şey tahayyül ediyorsun, bir şeyler düşünmeye çalışıyorsun, neler olduğunu, olabileceğini ve çıktığında karşılaştığın bir durum var. Ne hissettirdi bu size, ekibe? Onu çok merak ediyorum. Ya Yani çıkan çıktığında diğerlerine ve size, ekip derken. ya şöyle söyleyeyim biz hani bu kadar çok açıkçası yarışmadayken bu kadar çok ilgi alacağımızı düşünmüyorduk. Hani çünkü hani sosyal medyalarımıza baktığımız zaman da eski şampiyonlardan hani daha fazla etkileşim alıyoruz. Hani şampiyon olmuş kişilerden. Ben daha hani birleşmeyi bile göremeden eski şampiyonlardan çok daha etkileşim alıyoruz. Hani açıkçası çok şaşırdık. Hani havaalanından indik. Pilotlar yanımıza geldi. Yani çok değişik olduğumuz için ya hiçbirimiz alışkın olmadığımız için inanılmaz şaşırdık. AFAD ekipleri sürekli bize çok iyi ilgileniyordu karantinada. Ondan sonra KYK'dakiler falan hani tepki çok iyiydi. Ama olayın ciddiyetini tabii çıkınca anladınız değil mi? Yani Ya pandeminin ben hala Türkiye'nin, farkındayım. dünyanın Hala nerede olduğu farkındayım durumunun. ya. Virüsle ilgili ne hissettiniz? Ya Yani virüsle ilgili de ya şu an hala farkında değiliz çünkü çok fazla dışarı çıkamadık. Yani karantinadan direkt geldik evimize. O yüzden çok fazla dışarı çıkamadığımız için hani maskeli falan dışarıda insanları gördük ama hani ciddiyetin ben kendi adıma konuşayım hala çok büyük farkında açıkçası değilim sokağa çıkıp insanları görmediğim için. Eyvallah. Peki Çok da haber ben izleyen dinleyen bir insan olmadığım için çok da şu an farkında değilim ama bir haftaya yapıyorsun muhtemelen abi. bayağı Şimdi farkında olacağım. biraz detoks yap, kafayı dinlendir. Aynen Biraz öyle. rahatla, gerginlikten uzak dur. Ben yekten bir soru soracağım müsaadenle. O da şu. Survivor 2020'ye gitmeden önce beklentin neydi? Beklentilerini karşılayabildin mi? Sence eksik kalan ne var? Eğer eksik kaldıysa ne hissediyorsun şu an Survivor 2020 deneyiminle ilgili? Abi şu şekilde söyleyeyim. Ben gitmeden önce hani çok iyi hazırlanmıştım. Ben yaklaşık 2 senedir Survivor hazırlanıyorum. 2 senedir mülakatlara gidiyordum. Bu sene seçildim. Fiziksel olarak zorlanacağımı hiç düşünmemiştim. Psikolojik olarak da zorlanacağımı hiç düşünmemiştim ama hani benim yaşımın verdiği etkiye de benim psikolojim çok orada hani açıkçası bozuldu. Bayağı bozuldu diyebilirim. Bir de orada birkaç arkadaşım çok fazla isim vermeyeyim. Onlarla biraz tartışmalarım falan oldu. O da benim psikolojimi daha çok etkiledi. Çok daha milletle fazla kavga etmemek için psikolojim daha bozulmasın diye sessiz kalayım dedim. Bu sefer de sessiz kalınca olmadı. Daha çok üstüme bindiler. Üstüme millet bindikten sonra da zaten çok fazla sesimi çıkartmayayım, kavga etmeyeyim dedim. Zaten kafam kaldırmıyordu. İşte susa susa en sonunda elendim. Eyvallah. Bir de çok büyük bir sakatlık geçirmiştin değil mi öncesinde? Çünkü seninle aynı Evet. yerde spor yapıyoruz. Daha doğrusu ben de tedaviye gidiyorum oraya. Sport otiğime Evet. gidiyorum ben de. Çapraz Ben bağlarında ön bir çapraz ön Survivor'a gelmeden çaprazı önce evet. Ya onun etkilerini hissettin mi? Tam açmış mıydın? Çünkü çok yani geri dönmesi zor bir sakatlık. evet %85'lere falan oynuyordum abi. Çünkü çok bayağı iyi hazırlanmıştım. Dizim için çok fazla egzersiz yapmıştım. Çok fazla antrenman yapmıştım. Bayağı uğraştım toplayayım ki gideyim diye. Ya %100 kesinlikle değildi. Belki birkaç oyunda da izlemişsiniz. Zıplama oyunlarında biraz daha diğer insanlara göre tedbirli zıplıyordum. Yani bu hani dizimin bana verdiği korkudan dolayı. Yani yapabilme kapasite kısıtlığımdan değil. Bir nevi korkuyordum yani.
Haliyle. Evet. O hali mecbur. Acısı çok büyük ya. Çok evet. Büyük bir acı. Çapraz acısı. Buyurun efendim. Senin bir bankta söylediğin bir laf vardı en son elenmeden çok kısa bir süre önce. Susuyoruz biz böyleler mi? Evet, Ya, zaten evet. o da imzayı atıp gittin gibi bir şey oldu. Evet. Şöyle düşünüyor musun? Keşke bu tepkiyi, bu düşüncemi çok daha önce dile getirseydim ve bunu daha önce gösterseydim diye düşünüyor musun? Çünkü Ya. sen bunu dediğinde burada herkes oh be dedi. Yani birisi bir Evet. şey dedi en sonunda dedik ya. Ya Burak yürü be dedik, yaşa be dedik yani hepimiz birden. Ya ben zaten bütün olayların dediğim gibi farkındaydım. Sadece kafam kaldırmadığı için daha çok olayın içine girmek istemiyordum. Hatta giderken de hani herkes şey söylüyor, ortalığı karıştırıp da gittim diyor bana ama ya ben aslında herkesin bilip de içeride millete söylemediğini olay çıkmasın diye bunları gün yüzüne çıkarttım. Daha önce söyleyebilir miydim? Kesinlikle söylerdim. Çünkü gittiğim ilk haftadan beri ben her şeyin, herkesin farkındayım. Bir de benim kişilik analizim çok iyidir. Hani bir insanla bir 3-5 dakika muhabbet ettikten sonra o insan bana artısını eksisini çok rahat anlayabilen bir insanım. Söyleyebilirdim ama daha fazla hani psikolojimi etkilemesin diye açıkçası bunları gün yüzüne vurmak istemedim. Şu an kadar o zaman anladığım kadarıyla böyle analitik düşünen bir insansın. Çıkarttığın en büyük ders ne oldu? Yani Yani benim Survivor'dan sonra şu an kafanda ne var Survivor'la ilgili? Bir daha seni şimdi içeri soksak mesela ne değişir? valizimi hazırlamadan giderim abi. Koşa koşa giderim. Evet. Çünkü dışarıdaki etkileşimi alamıyorsun. Senin orada ne kadar iyi çıktığını, güzel çıktığını, oyunlar ne kadar keyifli olduğunu oradan açken anlayamıyorsun. Ne değişir abi? Ya yani şu an röportajları izledim. Arkandan konuşanları biliyorum en azından. Onların üstüne biraz daha oynarım. Onların üstüne biraz daha giderim. Ya yani öyle bir imkan yok. Hani şimdi beni kalkıp da tekrar aynı yarışmaya 2020 yarışmasına almazlar da oldu da hani bir sonraki senelerde inşallah All Star falan olursa bu sefer çok daha farklı olabilir. Çünkü Yarım neyin ne olduğunu, kaldığını şifrelerini düşünüyor öğreniyorsun. musun? Yarım kaldığını düşünüyor musun? Biz mesela düşünüyoruz, senin erken elendiğini düşünüyoruz biz. Ya, Açılmıştın bir de çok. Açılmıştın, evet, evet. son hafta hiç oyun kaybetmemiştim ya. Bayağı Evet. kaybetmemiştim, bayağı çalışmıştım. Bir de ben şey istiyordum hani şu sorumluluğu almak ben istemiyordum ya. 9-9 ya ben çıkayım sorumluluğunu. Yani şimdi dokunulmazlık oyunu sallıyor, örnek veriyorum şu an. Mesela o hafta hani bakıyorsun bir arkadaşım çok düşük bir performansı var. Gözle kestirebiliyorsun dersin ki bu hafta dokunulmazlık kaybetsek muhtemelen bu kişi gider. Ya ben o kişinin sorumluluğunu almak istemiyordum açıkçası. Çünkü büyük vebal abi. İnsanın hayali var. Binlerce kişi arasından seçiliyorsun. 9-9'sun. O dokunulmazlığı kaybettiğin an içinden birisi gidecek. Ben açıkçası o vebali çok fazla almak istemediğim için hep bir tık geride kalıyordum. Bir tık geride kalıyordum. Yapmalı mıydım? Bence yapmamalıydım. Vebal Evet. alınması gereken bir yermiş. Onu fark ettim. Çünkü kimsenin Evet. kimseye orada belli arkadaş grupları dışında acıması olmadığı için keşke yapsaydım ya. Yani çünkü diğer taraftan da sen aslında o oyunu alırsın, o arkadaşını kurtarmış da oluyorsun. Ama tabii Evet. kaybetme riskini alamıyor belki de bazı insanlar orada. Tabii ki haklı Evet. sebepler ama Zor. almak gerekiyor. Çok zor Çünkü karar. diğer türlü de kahraman oluyorsun Evet. aslında. Ya bu da Kendini biraz parlatıyorsun. iyi niyetlilik de. Ya orada iyi niyetli olmayacaksın ya. Ben de bunu öğrendim. Herkese çok iyi davranmaman gerekiyormuş. Biraz evet, biraz gaddarlık istiyor Survivor. Çok Gaddarlık çünkü istiyor. yabani bir ortam. Kendine has bir böyle bir ekosistemi var. Kendine Evet. has bir siyaseti var. Tüm o dengeleri işte aynı anda oturtabildiği zaman zaten alıp yürüyorsun. Çünkü dediğimiz gibi son zamanlarda açılmıştın da bir de senden beklenti de çok büyüktü. Yani bakıldığında Evet. ilk zamanlar özellikle hani kim yürür buradan dediğimizde senin adın Potansiyel olarak evet evet. adın yani mutlaka geçiyordu, konuşuluyordu. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Survivor bittiğinde finalde böyle bir yüzleşme anı oluyor. Evet. Hazır mısın abi ona? Aklından geçen bir şeyler var mı? Abi yüzleşme ya şimdi şöyle ben giderken zaten herkese diyeceğimi söyledim. Herkesin hani ne yapması gerektiğini, kimin ne Evet, o da yapacağını başka zaten bir şeydi biliyordum. işte. Giderken Giderken de herkese böyle söyledim. çat İçimde bir çat şey yok. çat Evet. İçimde o yüzden bir şey yok. İçim rahat o yüzden. yaptın. Çok Ama iyi. bence o yüzleşmeye bir şeyler kalır. Ben ağzımdan laf almaya çalışmıyorum. Yanlış anlama. Ya estağfurullah. İşin magazinini kovalamıyorum. Ama özellikle bir de üzerinden şimdi zaman geçti. İnsanları da seyrettim içeride. Büyük bir ihtimalle yüzleşmede söyleyecek bir şeylerin yine olur. Yani Ya ben illa ki işte şey olur. İlla ki muhatap olacağız çünkü onlarla. Yani çok ya adı da benim anlaşamadığım isim sadece bir tane bir isim vardı.
O ismi de buradan vermeyeyim ki hani Verme insanların abi, biz de yani sormuyoruz SMS'ine zaten. engel SMS'ine hakkına girmeyelim. Bravo. Ondan sonra onu da sevenleri vardı çünkü illaki. Yarışma bittikten sonra bunu ben dile getireceğim. Bravo. O insanı hani çok fazla açıkçası hoşlanmıyorum da değil ya. Karakterim uyuşmadı. Bana göre bir insan değil ki çoğu insana göre de o insan değil. Yani çoğu kişi de Tamam. anlaşamıyor o insanla zaten. Ya bu yüzden kalkıp da bana yani sen niye böyle böyle yaptın derse kesinlikle benden cevabını alır. Ama ben o bana bir şey söylemediği sürece ben ona çok fazla ay onunla yani denk düşmem onunla ya. Çok fazla muhatap olacağımı düşünmüyorum. Eyvallah. Peki, var mı bir sorun? Evet var. Yine tabii ki isim vermek istemezsen hiç vermeden soruyoruz. Şey Yine vermeyeyim çünkü hani şu an hala hayır, başka bir içerideler şey SMS soracağım. oynamalarına Evet, tabii, oynamayalım. yok. Bizim hiç magazinsel değil. Sadece şunu Hı. merak ediyorum. Tamam. Rakip takımda veya kendi takımında farklı hissedip, farklı düşünüp çıktığında, mesela Perviz'le görüşmüşsündür. Perviz hakkında fikrin değişti mi? Ersin'le ilgili ne düşünüyorsun? Yani başka türlü düşünüp sonra hislerinin değiştiği yarışmacılar var mı mesela? İyi Hislerimin yönde ya da değiştiği kötü yönde de olabilir. şu şekilde ya ben kimseye karşı önyargılı gitmedim oraya. Zaten ünlüler takımından kavgavari bize kötü konuşan kimse yoktu. Sadece Mert abi şey yapıyordu. Hani biz öndeyiz ya psikolojimizi biraz etkilemek için ya da çok Evet. normal psikolojimizi bastırıyordu biraz. Hani oyunları kazanmayalım diye. Bu da çok normal. Hani kötü karakterli bu sene insanda Survivor'da yarışmacı yoktu. Hani kötü bir insan yoktu. Sadece dediğim Perviz abiyle tartışmıştık. Belki izlemişsinizdir siz de. Evet. O da hani bütün yani profesyonel futbolcular bile kendi takım arkadaşlarıyla aynı sahada kavga edebiliyorlar maç içerisinde. Ki ben o açlıkla Perviz abiyle kavga etmem karşı takımda çok normal. Perviz abi de zaten hani çıktığımda ilk görüştüğü insan benim. Dominik de 1-1,5 ay gibi bir vakit geçirdik. Gecemiz gündüz beraberdi. Kavgadan bir de 3 gün Peki. 5 gün sonra. Tabii. Peki bir şey soracağım. Bu Perviz'le olan münakaşa. Şimdi Perviz'in ne iş yaptığını biliyoruz. Biliyorum. Bir an böyle çıkınca Oğlum ben ne ya yaptım ya? ben ne yaptım ya dedim mi acaba? Ya demedim çünkü ya oyun heyecanı. Orada herkes kendine güveniyor. Kesinlikle hani yaptığı branşa çok büyük saygı duyuyorum. 6 kez dünya şampiyonu olmuş bir Tabii isim. ya. Yani röntgenini çeker adamın. Öyle bir adam Tabii yani. tabii. Büyük, büyük öldürür yani Yani adamı. gözü görmüyor. Gözü görse yapmaz zaten öyle bir şey. Muhtemelen. Ya gözün kararıyor orada ya. Yani normal sosyal hayatımda olsa hayatta karışmam bile. Buyur abi derim. Bravo. Hiç Buyur akıllı abi derim. bir hareket olmaz. Ben de uzak. Kıyasın abi deyip Uzak. yürüyeceksin, Tabii canım. gideceksin Yoksa zaten. şansın yok. Yaşama şansın yok yoksa. Evet. Peki. Evet. Şimdi Mert'ten bahsettin az önce. Mert'in elenmesi şaşırttı mı seni? Abi şaşırttı mı? Karakter olarak şaşırttı. Performans olarak açıkçası şaşırtmadı. Çünkü kalması gereken bir karakterdi. Ama performans olarak içeriye baktığın zaman yani iki kişiden biriydi gitme adayı. Onun gitmesi çok da şaşırtmadı açıkçası beni ya. Evet. Eyvallah. Çünkü ya Bir Yunus de Emre kimse... yazılmasına şaşırmadık biz ama. Evet. Yani Çünkü yazılması alışmıştı. çok Yazılmaya normal. alışmıştı. Çünkü hep taktik yapıyordu. Hani beni yazın ki ben mağdur gözükeyim biraz tık 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 SMS alayım modundaydı biraz daha. Bence ya da ben öyle düşünüyorum. Yapıyordu da bunu. Çünkü çok inanılmaz zeki bir adam. Yapıyordu da bunu ama bu sefer olmadı. Elendi yani. Bu sefer Duvarı patladı. tosladı. Hiç Tosladı. beklemiyordu Hiç zaten. O da beklemiyordu. evet, sınav şoke var. oldu. Plan bozuldu. Oynamadan önce, açıklamadan önce şöyle bir şey dedi ya. Öyle bir konumdayım ki dedi. Gitsem de olur, kalsam da olur konumuna Evet. gelmişti artık. Ben onu izledim onun elendiğini. Hani o da biraz zorlanmaya başlamıştı gibi Çok ama hissediyordum ben. hissettirmemişti. Ama yine de şoke oldu. Hiç, yani gitsem de olur, kalsam da olur Ya noktasına yine gelmişti. insan üzülür, Ama kesinlikle üzülür insan. eleneceğini düşünmüyordu Evet, belki. kalsam daha iyi olur diyordu o Evet, yüzden. o şey düşünüyordu. Elif ve Yunus Emre'den sonra giderim diye düşünüyordu bence. Evet, bizce de öyle. Olabilir. Bizce de Elif de öyle. mantıklı bir hareket yaptı bence. Hani Mert söyleyerek. Bence de. Çünkü şöyle bir durum var abi orada. Biliyor ki Elif, Yunus Emre Elif'ten önce gidecek. Şu an 2 hafta daha fazla kalmış oldu Elif içeride. Mesela mantık çerçevesinde baktığın zaman. Doğru. Zaten sonrasında Aynen. da çok bir şey kalmıyor finale. Zaten Evet. bu haftada Yunus Emre'yi yazdı. Evet. Bir şey sorayım mı Evet. hemen? Tabii, Hazırda soru yok. tabii. Şimdi öyle biz de doğaçlama gidiyoruz. Hı. Şimdi hazır Elif demişken mesela Elif'in sence şampiyonlukta şansı var mı? Yani bu sene o sene olabilir mi? Bir kadın Survivor şampiyonu olabilir mi bu sene? Abi kadın şampiyonu ayrı bir başlık olarak cevap vereceğim. Bir de Elif olarak ayrı bir başlık cevap vereceğim size. Tamam.
Elif başlığını size şöyle açayım. Elif Meryem'le oynadığı zamanlarda çok fazla hani etkileşim oluyordu. Çok fazla öne çıkıyorlardı Meryem'le beraber. Meryem sakatlandıktan sonra Elif biraz düşmeye başladı. Çünkü Meryem ile Elif oynarken Elif acayip hırslanıyordu. Çok hırslanıyordu. Sonra Elif şeyi düşünmeye başladı bence. Yani Nisalar zaten atlet değil. Ben onlardan hızlı koşarım Nisa'dan falan diye düşünüyordu. Nisa'da yenilmeye başlayınca Nisa'ya da performans olarak da bence Elif ilk haftalara göre şu an çok düşük. Kadın şampiyon olarak baktığın zaman Nisa bence biraz kendini kafa yapısı olarak toparlarsa, psikolojik olarak toparlarsa şu an performans tablosunda da zaten kadın erkekte birinci diyebiliyorum. Nisa olabilir ama Nisa'nın psikolojisini kaldırmayacağını düşünüyorum. Aycan olursa kadın şampiyon bence şu an Aycan olabilir. Onun dışında tabii ki Nisa'nın olmasını da isterim ama hani bir psikolojik olarak baktığım zaman performans olarak kesinlikle değil. Aycan'ın psikolojisi şu an Nisa'dan çok daha iyi kaldırıyor Survivor'ı. Evrim'i pek orada görmüyorsun anladığım kadarıyla. Evrim'i pek orada görmüyorum. Ya Evrim'i neden orada görmüyorum? Evrim de iyi bir yarışmacı. Yani sayı da alıyor gerçekten. Dışarıdan sosyal medyadan tepkilere baktığım zaman şu an sanki yani en azından benim keşfetime düşen Evrim'i şu sayfa çok fazla sevmeyen bir tayfa var. Keşfetime düşenden bahsediyorum. Herkesin keşfeti farklı olduğu için. Çok fazla sevilmiyor gibi görüyorum. Ama bilmiyorum. SMS'te de iyi yerlerde, iyi konumlarda ama SMS her hafta değişiyor abi ya. Hani biliyorsun ki Ezgi'nin Perviz'i elediği bir pota vardı. SMS'ler çok büyükleşiyor. Bir hafta sonra Ezgi elendi falan. Sonuncu Al işte çıktı. Mert gitti. Mesela. Tamam. Çok değişiyor çünkü her şey. Yani şimdi şöyle tabii Evrim'i biz 2 haftadır asıl SMS'ini göremiyoruz. Ben geçenlerde söyledim. Çünkü kızlar elenmediği için çok fazla kızlara SMS'de yüklenmiyorlar doğal olarak. Aha. Yani varsın isim de söylemesi. Evet. Ama biz o hakkımızı başka birileriyle Bravo. kullanalım diyorlar muhtemelen. Biz Evrim'in asıl oylarını artık kızların da yazılabileceği zamanlar görmeye başlayacağız. Çünkü son 2 SMS'tir hep altlarda görüyoruz. Evrim'i de Nisa'yı da. Ama bu asıl olan değil tabii göreceğiz. Ben de Evrim'in hep SMS'lerinin biraz düşeceğini düşünüyorum. Evet. Bu son haftalarda gördüğüm kadarıyla bana böyle hissettiriyor. Sen peki genel olarak sizin takımı nasıl değerlendiriyorsun? Performans olarak sen gittikten sonra nasıl ilerlediler, nasıllar? Ya performans olarak Berkan bize Burak geçti. varken var mıydı Barış? Galiba. Var, vardı. Barış sen varken mi gelmişti? Evet, ben varken geldi Barış. Tamam. Mesela onunla ilgili neler düşünüyorsun? Berkan'ın gelmesi neler yarattı sizin takımda? Şöyle söyleyeyim, Barış'ın atışları çok fazla başarılı ama Barış çok fazla ya aslında koşuyor. Koşmuyor da değil ama Survivor parkurları genelde dar ve alttan geçmeli parkurlar olduğu için çok fazla zorlanıyor. Çünkü 2 metre yaklaşık bir boyu var. Atışlardan kurtarıyor. Benim de atışlarım çok kötüydü, o ayrı konu. Berkan zaten, Berkan 4-5 senedir Survivor hazırlanıyor. Berkan'ın ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Karakter olarak da inanılmaz enerjik bir insan. Zaten Berkan geldikten sonra bizim gönüllüler takımı düşmeye başlamıştı. Yedekten ünlülere geldiği zaman biz düşmeye başlamıştık. Ha, Şimdi eyvallah. Berkan'ı gönüllüler takımına attılar. Gönüllüler takımına Berkan geçtikten sonra bizimkiler bir tık daha öne geçti. Ama şöyle öne geçme konusunu ben Berkan'a da çok fazla yormuyorum. Neden yormuyorum abi? Çünkü Perviz abi gitti karşıdan. Böyle bir arta gitti. Bir de şu an sanırım ünlüler 4 kişi kaldı. Doğru mu? Evet. 4 kişiye 6-7 kişi yarışmak inanılmaz zor. O sıcağın altında, o açlıkta inanılmaz zor. Çünkü bir kişi 3-4 kere yarışa çıkıyor diye biliyorum şu an. Evet. Evet. Şimdi Evet. 4-5 kere çıkıyorlar. şöyle 5 kere çıkıyorlar. yani gönüllüler 7 kişi, ünlüler 4 kişi Evet. ama mesela gönüllüler bundan biraz şikayetçi çünkü şöyle bir yorum getiriyorlar meseleye. Diyorlar ki haliyle erkeklerimiz sıklıkla oynayamıyor. Yani sırayla oynamak zorunda kalıyoruz. Oyunları ısınamıyoruz. Gönüllerde Yunus Emre ile Sercan sürekli oyuna çıkıyor. Daha sıcak kalıyorlar. Biz soğuyoruz. Bu esnada da bizi Evet. yeniyorlar. Yani o Bu zaman doğru. sana göre hangi tez daha doğru? Yani Ya aslında iki bakıma da doğru. Oynadıkça oynuyorsun, oynamadıkça oynuyorsun. Ama şöyle bir şey, oynayıp kazanırsan eğer karnın doyuyor. Bir dahaki oyuna yani çok daha güzel çıkabiliyorsun. Ya da oyun nasıl mesela? Oyun bana mesela, ben basketbol oynamayı çok seven bir insanım. Basketbol oyununda bana 10 kere maça çık deyin, ben 10 kere çıkarım. Yani yorulmam da, çünkü zevk aldığım, keyif aldığım bir statü orası. Ama başka bir oyun olsun. Mesela ben neyi sevmiyordum? Ben çamurlu oyunları sevmiyordum. Ben 4 kişi kalayım, 10 kere çamurlu oyuna çıkayım, yani ölürüm. Ya hoşuma gitmeyen bir şey yaparken keyif almam. Ve mantıklı. onun sonunda da yemek yoksa zaten çok büyük problem yaşarsın. Doğru.
Hem yoruluyorsun, hem kaybediyorsun. Evet. Hem bir de Hem sevmediğim bir korkuyorsun, oyunsa. hem ödülü alamıyorsun. Bir sonraki parkura bir tık Evet. çıkıyorsun yine. Yine 4-5 oyun oynuyorsun dedi. Doğru. Evet. Aslında haklısın. Evet, buyurun Işık Hanım. Varsa yorum okuyalım ya da Yani soru alalım. çok Çok. fazla yorumlara bakamadım. Burak çok güzel attığı Evet. için. Arada zaten soru da çok fazla yok. Merhabalar. Genelde. Barış şampiyon. O şampiyon. Bu şampiyon. Nisan'ın morali iyi olsa gibi. Eyvallah. Ama sorusu olan varsa bir yandan yazsın. Buradan Burak'a da iletelim biz. O yüzden sana Tamam. atıyorum Benim yazıyı. yani iki tane yine çok genel sorum var. Biraz Hı seni hı. konuşturmak istiyorum çünkü. Birincisi en çok hakikaten seni ne zorladı? Bir Hı. de mesela sana şimdi böyle bir kağıt kalem versek. Desek ki Survivor'la ilgili bize bir şeyler yaz. Mesela bir işte kısa hikaye yaz. O hikayede mesela neleri okuruz senden? Yani unutamadığın anlar, sana çok dokunan, seni çok mutlu eden, içinde mesela kalan, böyle konuşmak istediğin, anlatmak istediğin, kurtulmak istediğin ya da bir daha yaşamak istediğin. Yani şöyle dök içini bize Survivor'la ilgili. Tamam. Şimdi ilk başta Biz şeyden biliyoruz o başlayayım. zaman. İlk başta ilk soruyu sorayım. Nerede zorlandım konusunu Evet. söyleyeyim ben size. Benim asıl branşım yüzme. Ben ilk başta yüzücüydüm. Ondan sonra son zamanlara doğru, son 200 sene doğru CrossFit'te fitness yapmaya başladım. Sen de CrossFit'le uğraşıyorsun Evet. Yunus abi gördüğüm kadarıyla. Biliyorsun ki Evet. bizim temel ihtiyacımız yemek. Evet. Ya, yemek olmayınca bizim antrenmanlarımız kolay kolay gitmiyor, karbonhidrat Geçmez. olmayınca. Ondan sonra ben oraya gittikten sonra hani yemek olmadığı için ilk başta orada bir down oldum. Orada çok fazla zorlandım. Tam böyle yemeğe alışıyorum falan derken ikinci, üçüncü hafta tam böyle midem küçüldü falan. O söylediğim kişi faktörü ortaya çıktı bu sefer de. O Tamam. kişi faktörü de bayağı hani tek benim değil çoğu kişinin psikolojisiyle çok fazla oynadı. Ben de dediğim gibi daha fazla kavga etmek için yani hep sustum, sustum, sustum. Orada ben yani kötü orada down oldum. Asıl benim düşüşüm orada başladı. Unutamadığım anlara ya gelince şu bir Ceyhun abinin havuz parkurunda 9-9 Ersun Evet abi ya. yaptığını hatırlıyor musun abi? Hepimiz Evet ağlamıştık abi. orada. Ne oyundu Ya be. ben hayatta normalde ağlamam. Ya beni sokakta gör dersin ki ağlamaz bu çocuk. Ya ben Survivor'da ağladığım kadar ömrüm boyum hayatımca ağlamamışımdır. Ya ben 21 yaşındayım. 21 senede bu kadar ağlamamışımdır Eyvallah. abi. Ondan sonra bir o ikincisi Ceyhun abinin tekrardan ilk haftalarda Sercan gibi bir faktöre karşı Ceyhun abinin önde gelip yenip kalp çizmişti ya kuma. Evet. Hatırlıyor musunuz onu? Ay O nasıl beni çok unuturuz ya. o Bak beni çok güzel hikayemiş. etkilemişti. Abi adam çok ben Ceyhun abi kadar enteresan bir insan görmedim ya. Yani adam ya biz şimdi oyunlara giderken o traktörün üstünde hani sen bilirsin Yunus Emre, Yunus abi. Yunus Emre Yunus direkt Emre'dir ya hep söyledi. adada alışkanlık olmuş Haliyle. ya. Evet. Şey hani traktöre bindiğin zaman gidiyorsun ya oyun alanına. Hani Evet. orada da hani ekip arabalarını falan bazen görüyorsun. Numaralar var üstünde hatırlarsın sen de. Evet. Şimdi Ceyhun abinin 11 diye bir rakamı var. Takmış durumda bu rakama. Hani biz 11 yazısını, 11 rakamını ne zaman görsek biz o oyunu kazanıyorduk. Ah. Ne zaman? Diyordu ki ya benim uğur rakamım dedi ki 11. Dedi ki bak 11'inde biz Survivor'a başladık. 11 kişi başladık. Ve ne zaman 11 rakamını görsek o oyunu kazanıyorduk. Vay be. Oba. Çok Yani o bizi enteresan. çok etti. Ve 1,5 ay boyunca 11 rakamını görmemiştik biz. 1,5 ay boyunca oyun kazanamadık. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Diğer Peki 35 nedenmiş kişi. mesela, öğrendiniz mi? Neden 11? Kızıyla, bunun kızı rahmetli oldu ya. Amin. Kızıyla alakalı bir çok fazla hatırlamıyorum onu. Çok üzerinde durup konuşmuştuk ama kusura bakmasın. Ya Estağfurullah. özel bir sayıydı onun için ya da tarih gibi bir şeydi. Vay be. Evet, yani Evet. tahmin ettim orayla bağlantılı Evet. olduğunu. Çünkü Var ya çok adam hissediyor ya. Çok değişik değişik bir hisleri var adam. Her ne dediği şey yapıyor. Ne dediği şey çıkıyor yani. ya Ceyhun abi şöyle, Ceyhun abi biraz Ersin gibiydi şu Evet. anlamda. Açılamadı ama. Sadece adada sizin abiniz değil, burada izleyen herkesin de abisi oldu. Ersin de Evet. öyle bir etki Evet. yarattı İyi insan. mesela. İyi insan ve İyi insan. Ceyhun'u desteklersin, desteklemezsin. Ona oy atan atmayan herkes Ceyhun Seviyordu. abiyi başka türlü sevdi. Ersin'i Doğru. sevdikleri gibi. Şimdi bu her yarışma için geçerli olmuyor. Olmaması da çok normal. Ama Evet. böyle insanlar başka bir etki yaratıp Evet. gidiyorlar işte Evet. Survivor'da. Saygı duyuyorsun. Sevsen de Evet. sevmesen de çok büyük bir saygı uyandırıyor. Peki şu an
İzliyor musun abi bölümleri akşamları? Abi açık konuşayım, izlemiyorum ya. Ailemle Neden? vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Tamam. Yoksa Çünkü şimdi bende de şöyle bir şey olmuştu. Ben döndüğümde zaten Survivor bitmek üzereydi. Ben izlemeye dayanamıyordum abi. Yani ben de. özendiğim için. Kötü hissediyorum. Evet. Biz şey Kıskanıyordum yap. ve Karantinada neden izlemiyordum? sözünü kestim, kusura bakma Estağfurullah. abi. Karantinada ben Ezgi Gizem bir kere izleyelim dedik. Açtık laptopu. Yani şey yapamadık, dayanamadık ya. Hani kapatalım artık yaptık. Kapatalım şunu da hani oturalım muhabbet edelim. Hani şey oradaki ödülleri hani ya ben burada olsam ne güzel olurdu apayrı bir konu. Hani hoşuna Evet. gitmek, kıskançlık apayrı bir konu. Hani orada bir de hepimizin total bir sevmediği tek bir karakter var. Ona dayanamıyorduk. Ona direkt laptopu kapatıyorduk. Allah Allah, ne Allah karaktermiş ya. Allah. Demek ki şimdi tabii biz bazı şeyleri izlerken görüyoruz. Bazen seyirci yanılıyor, bazen doğru Yani çünkü hissediyor. biz 24 saat oradayız. Tabii Bravo. bazen de birisinin kötü olmasına gerek yok. Sen kendini daha yakın ya da daha uzak hissedebiliyorsun. Evet. Fakat yarışmacılar şimdi bizim gördüğümüzün neleri var onlarda? Yani 7-24 Evet. beraberler. Kameranın olmadığı yerde davranışı var. İşte arabada oyun alanına giderken ki halleri var. Biz onları görmüyoruz mesela. Evet. Bir de Anlatabildim ben mi? kolay kolay kimseyle hani kötü yorum yapan bir insan değildir. Herkese olumlu konuşan, herkesin huyuna giden, anlaşabilen bir insanımdır. Yani ben bile bu duruma geldiysem gerçekten vardır bir sıkıntı diye Yo, düşünüyorum ben. zaten o senin şu an isim vermiyor olmandan bile Bravo. anlaşılır bir durum. Yoksa Aynen. çat diye Farkındaysan söylerdin sen çat diye bunu. söylerim. Hiç Evet. Hakkına bizdeki geçmek insan istemiyorum. etiyle SMS'le öyle demezdin oynamak mesela. istemiyorum. Bir de biz de öyle insanlar olsaydık mesela, başka türlü insanlar olsaydık. Şimdi senin böyle üstüne geliyorduk. Aman Ha, söyle, ne olur kim, söyle ne falan olur falan filan. filan. Bizim derdimiz seni zor durumda bırakmak, Teşekkür ederim. bunun Farkındayım, farkındayım. üzerinden bir izlenme kazanmak, işte konu olmak falan filan değil. Biz senle Survivor konuşmak istedik. Çok Evet, temiz bir farkındayım. yayın olsun istiyoruz. Evet. Bir de Dolayısıyla bu zorlamıyoruz. duygusuna rağmen onu düşünüp oylarını etkilemeyeyim demesi çok Evet. hoş bir Bravo. davranış bu Sana yani. onun da hayali Şahane. çünkü. Onun da hayali Gerçekten. çünkü. O da aylardır hazırlanıyor oraya. Eyvallah. Peki Bravo. abi. Yani Nisa şimdi ile ilgili ne Nisa ile düşündüğünü ilgili. sormak istiyorum Tamam, ben sor sana. hayatım. Yani bu Nisa'nın psikolojik çöküşleri, kendini toparlayamaması bir türlü, öncesinde bir şeyler var mıydı sen elenmeden önce ve sonrasını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi daha iyi gözüküyor. Bundan sonrası nasıl gider Nisa için sence? Bir alalım fikirlerini sonra Nisa'nın benim. da psikolojisini şu an hani kaldırmaması çok normal. Hı Çünkü hı. biz onunla aynı yaştayız. Onun yaşı da benim gibi küçük. Yani orası için biraz hayat tecrübenin biraz fazla olması gerekiyor. Ben kendim şimdi çok açıkçası şey sanıyorum ve ben her şeyi gördüm, her şeyi biliyorum zannediyordum. Çünkü hani çok fazla insanla oturup kalktığımda muhabbet ediyorum insanlarla, zaman geçirken kendimden yaşça büyük insanlarla otururken keyif alıyorum. Anlaşabiliyorum da ama hani oradaki hayat tecrübesi çok farklı. Ya bunu bizim yaşımızdaki bir insanın kolay kolay kaldırabileceğini düşünmüyorum ya da çok çok büyük şeyler yaşaması gerekiyor hayat hakkında. Çünkü aileni geride bırakman lazım. Arkadaşlarını atıyorum kız arkadaşın varsa kız arkadaşına geride bırakıp hani o defteri kapatıp o defterle devam etmen gerekiyor Evet. hayat sürecinde. İşte bu yaşta o defterleri kapatıp da oraya gitmek çok sıkıntı. Çünkü bizim tam böyle hızlı zamanlarımız, aktivite açalım Kapıda koşalım peşelim kayıtlı. zamanlarımız olduğu için onu çok fazla hani orayı o kadar defteri oradan kapatamadığımız için psikolojikmen çok zorlanıyoruz. Bir de açlık çok sıkıntı geliyordu. Açlık Nisa da çok fazla yemek yemeyi seven bir kız. Onu da açlık çok zorluyor. O zaman yani sen Nisan'ın bu durumunu normal karşılıyorsun. Çok çok normal. Çünkü Evet. aynı durumun başka rengi bendim yani. Evet, aslında mesela aşkım veya Aycan da sizin yaşlarınızda ama onlar daha Evet. farklı göğüslediler bu durumu. Şimdi Belki aşkım aşkında. yaştan ziyade dediğin gibi yaşadığın ve atlattığın Evet. veya iyi ya da kötü şeylerle de doğru orantılı. Peki bundan sonra yine düşer mi o Nisa kendi duygusal çukuruna sence? Düşebilir, kalkabilir. Nisa 5 dakikada bir, 10 dakikada bir duyguları değişen bir insan. Yani her an değişebilir ya. Bir bakıyorsun mükemmel, çok cana yakın. Ya gidip sarılasın geliyor. Hani hadi kızım çok çok iyisin falan yapasın geliyor. Bir geliyor Nisa. Bir an çok kötü olmuş. Ya bu gayet normal. Hani dediniz Aycan'ın aşkında sizin yaşınızda. Ama hani Aycan şöyle milli futbolcu. Milli takım kamplarına zaten aylarca ailesi geçirebiliyor. Evet. Böyle bir mantık var. Hani zaten Çok ailesinden uzak bir şekilde geçirebiliyor. Aşkım zaten ama aşkım yedeklerden geldi. Aşkım yedekten geldiğin zaman adada yatak vardı onlarda. Yatak ödülü kazanmışlardı.
Her şey yerine oturmuştu. Tam biz bir buçuk ay oyun kazanamıyorduk. Tam o döneme denk geldi. Hani ben burada hani aşkım kötü yarışıyor falan kesinlikle demiyorum. Aşkım da çok başarılı. Sadece çok rahat, ünlülerin çok rahat dönemine geldi aşkım. O yüzden çok fazla zorlanmadı. Bir de yedekten gelmek şöyle bir artı. Biz hepimiz oradan sıfırdan gidiyoruz. Nereye geldik olmuşken onlar geldiği zaman bak burada şu var, bunlar şurada dediğimiz, biz onlara öğretiyorduk. Bravo. Bir nevi. Doğru. O yüzden onlara hani alışma süreci bir tık daha artı oluyor. O yüzden zorlandığını düşünmüyorum aşkım onların. Geçen gün gönüllüler şöyle bir şey konuştular aralarında. Biz ilk oyunu iyi ada için yapmıştık. Aha. Ve bunun değerini o zaman hiç anlamamışız dediler. Evet. Kamplar birleşince, ünlülerin kampını görünce anladılar. Demek ki ne kadar önemli bir Evet, oyunmuş tabii. dediler Cemal Can, arkadaşlar Evet. muhabbet ediyordu gönüllüler. Biz hiç gelmişiz, ne oluyor anlamadan oynamışız, önemsememişiz ama bak ne kadar lebiderya Tabii bir canım. kamp. Bir de adalarını düşün nasıldı Bravo. acaba diye. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten ilk gittiğinizde durumu çok fark etmediniz mi yoksa Yok çünkü ne düşünüyorsun? onların kampına ve onların adasına biz erişemediğimiz için ben de televizyonda çıkınca fark ettim bunu. Tabii İzleyince kıyaslayamıyorum. gördüm. Yani diyorum ki ne kadar güzel olabilir ki? Hani ne kadar güzel olabilir diye Evet. düşünüyordum. Güzelmiş. Bayağı Ama güzelmiş. şimdi yani Ersin'le Mert'in katkısını da yok sayamayız. Tabii. Ersin çok güzel bir çardak yaptı oraya. Evet. Mert bungalov yaptı. Evet. Adam şifonyer Tabii yaptı. yani Bir de ben sezon şunu bittiğinde fark söz ettim verdiğinde ya. orayı kiralarsın çok Yani rahat. yatak yaptı, yanına şifonyer yaptı Mert. Yani o biraz tabii ki alanın büyüklüğü, küçüklüğü önemli ama biraz senin de ne kattığın da Bravo. önemli. İşte bizim şey de Doğukan da mesela kafe yapmışlardı ya oraya. Tabii canım sen yaşıyorsun. Sen o Evet, güzel bir de yeri ben şunu fark sezdiriyorsun ettim. sonuçta. Hani bu sene eski senelere göre daha çok marangozluk yok. Daha fazla yapım mapım yok. Eski senelerde hani ağaçların üstünde evler, tavalar falan çok güzel şeyler yapıyordu. Biz bu sene hiç öyle şeylerle uğraşmadık ya. Çıkınca onu da fark ettim ben. Mesela bir geçmiş senelere baktım. Adamlar sürekli üretmişler. Sürekli bir şey yapmışlar. Bu sene biz hiçbir şey üretmemişiz. Baktığım zaman bir Kurabiyeyle tabii ya, kime gitmek? mesela Sandal yaptılar üretmemişiz. ya. Evet. Biz yapmamışız. Ama bizim Eyvallah. şöyle bir imkanımız vardı. Biz kampta. Sandal muhabbeti için biz kampta kalıyorduk. Sandal Tabii. gibi Evet. bir Tabii tabii şansımız tabii. yoktu. Tabii. Peki Şansımız yoktu. içerideyken mesela şimdi işte karşılaşıyorsunuz adalarda ilk defa ilk zamanlar böyle gözüne kestirdiğin ama seni daha sonra mesela çok şaşırtan bir yarışmacı hızıyla, performansıyla falan oldu mu? Kendi takımından ve karşı takımdan. Gözümü kestirdim değil de ben her zaman hani iyi bir yarışmacıyla çıkmayı düşünüyordum. Çünkü mesela oranın en iyisi bana göre performans olarak Perviz abiydi. Baktığınız zaman da ben oyunlarımın %70'ini Perviz abiyle oynamışım. Ben şey düşünüyordum. Örneğin performans olarak düşük bir, ya şu insan düşük demeyeyim de performans olarak düşük bir insanı alıp da yeneyim, sayı kazanayım modunda değildim. En azından performansı, ya şöyle söyleyeyim. Tur abi mesela çok iyi bir survivor benim için. Hani yarışmacı olarak çok iyi bir yarışmacı. Evet. Mesela ben Tur abiyi yendiğim zaman kendimi çok mutlu hissedebilirdim. Ama atıyorum performans olarak düşük birini yensem bu bana çok fazla bir psikolojikman güç vermezdi Kaz yani. vermez. Bu Evet. yüzden sürekli Perviz abiyi seçmeye çalışıyordum ben. Perviz abi bence karşı takımın en iyisiydi. Beni şaşırtan isim de kesinlikle Ersin abiydi. Bak Çok iyiydi. Michael Jordan bununla ilgili bir lafı var. Diyor ki to be the best, beat the best. Beat the best. En iyi olmak istiyorsan en En iyi iyiyi yeneceksin. yeneceksin. Aynen öyle. Evet. Doğru. Şaşırtan Peki. isim de Ersin abiydi. Mükemmel bir adam. Ben Değil hayatımda mi? yani, Bir de şok oldum başka ya. Şok oldum. soralım. Hı? Söyler mi acaba? Söyler Yok yok herhalde. söylemek istersin. İlk Efendim? dörtte kimi görüyorsun sen Burak? Kimler İlk girer sence dörtte ilk dörde? kimi görüyorum değil de en azından kalbimden geçen isimleri söyleyeyim ben size. Tamam. Cemal Can. Ondan sonra Aycan kalsın. Nisa kalsın. Onun yerine de Yasin ve Barış kalsın istiyorum. Ama bence şampiyon kim olur? Sence kim olsun derseniz bence kesinlikle Cemal Can olmalı. Cemal Can, şimdi evet yani beklentiyle aldığımız ondan beklediğimizde şu anki aldığımız arasında uçurum var. O yüzden Cemal Can çok büyük sürpriz Yani oldu. bak bir de şunu Evet. konuşuyoruz. Ersin hiç beklenmiyordu herkes hiç. Ama Cemal Can'la Cemal hiç Can da öyle. spor Yok. geçmişi Ben olmayan birisi. Cemal Mesela bunu Can'la gözden kaçırıyoruz. Evet. Cemal Can'ın başarısı da çok Bravo. Az takdire evet. Değil. şayan. Yani sonuçta bir spor geçmişi yok. Çok fazla ama el becerisi yüksek, marifetli bir adam Tam olarak Cemal öyle. Can. Ve Çok geliyor rahat. tak 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 tak. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bence de bu Evet. yarışmanın sürpriz isimlerinden birisi Cemal Can Evet. Biz aslında. yarışmaya başlamadan önce hani
3-4 gün belli bir süre geçiriyorsun ya Dominik'te. Yunus Evet. abi sen biliyorsun o süreyi. O süre zarfında biz Cemalcan'la aynı odada kaldık. Cemalcan'la beraber kaldık. Bana söylüyor hep hani ya siz hepiniz sporcusunuz. Ya ben de spor yapıyorum ama hani sizin kadar spor geçmişim yok. Nasıl yapacağım falan diyordu. Ben de açıkçası Cemalcan'dan o kadar iyi performans beklemiyordum. Beni de çok şaşırttı. Onun performansının güzel olmasının tek sebeplerinden bir tanesi bence içinin rahatlığı. Çok Evet, rahat hareket rahat. etti. Müthiş rahat. Çok doğru. Müthiş rahat yani. Hiç Çok hani doğru. kaybedersem de olur kısmet, Evet. kaybetmezsem de olmaz modunda olduğu için sürekli kazanıyor. Ve çok Çok başarılı oldu eğleniyor. bence. Çok Eğleniyor. eğleniyor. Var var. Çok O arada eğleniyor. var değil mi? Evet. Mesela dile Eğleniyor. çöktü orada. Hiç saklamadı da ben dedi Evet. gideyim de dedi. Beni dedi bir salın dedi. Bırakın dedi. Sonra yok yok dedi. Vazgeçtim dedi. Evet. Yani her şey çok doğal ve böyle nasıl söyleyeyim sonuna kadar yaşıyor Yaşayan bir arkadaşım. Survivor'ı Evet. orada. Kim Evet. seçtiyse, kastı kim yaptıysa da helal Çok iyi. olsun yani. Cemalcan'ı kim seçtiyse. Bir şey daha soracağım tabii. Tabii ki abi. Şimdi sen orada yarışırken bilmiyorum ailenle mi yaşıyorsun ama Evet. ailen neler hissetmiş mesela? Yani nasıl bir duyguymuş? Ya Aile tarafında neler olmuş? zaten benim ailem hani çok Survivor izleyen insanlar normalde de inanılmaz Survivor izleyen insanlar. Ben ilk başta 200 senedir 2 sene önce gideceğim dediğim zaman ya sen nasıl yapacaksın orada? İşte gitme. Bak biz izlerken burada çıldırırız izlerken yok kafayı yeriz modundalardı. Telefonu elime aldığım anda zaten babaannem hep benim babaannemin fix ben babaannem ve ailemle beraber şimdi babaannem de bize yaşıyor. Süper. Babaannemin fix oturduğu bir koltuk var. Yani Evet. hep o koltuk karşısında televizyonunu izler. Evet. Yaklaşık 2-2,5 ay boyunca hiç kalkmamış oradan. Ay yerim ya. Hep orada yani ekstrayı, panoramayı hepsini izlemiş. Yani hepsi memnundu ya gittiğinde. Sadece onlar da hani iyi niyet, biraz daha keşke iyi niyetli olmayıp da konuşsaydın dediler. Herkesin bana söylediği gibi ve o hareketlerini SMS başlamadan bir gün önce yapsaydın SMS birincisi bile çıkabilirdin mi Acun abi bile söyledi bana. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Burada izleyen herkes onu zaten Evet. söyledi. Evet. Evet. Hakan Atipoğlu mesela, bilmiyorum seyrettim mi ama Hakan Atipoğlu da panoramada özellikle o lafın altını çok çizdi. Dedi ki Survivor'ın şu ana kadar edilmiş en önemli cümlelerinden bir Evet. tanesi. Keşke Tabii. daha önce etseydi bunu bırak dedi. Evet. Eyvallah. Yani şöyle bütün seyircinin belki de yani gönüllüler taraftarı olan ya da tüm seyircinin Evet. ağzı oldu, sesi oldu Burak o Evet. anda. Bunu Evet. diyorum ya, Evet. yürü be, oh be, oh olduk Evet. hepimiz birden. Sonunda birisi dedi, birisi söyledi. Yürü be, işte bu dedik ya. Çok Ödülleri iyiydi. nasıl buluyorsun Son şu an? birkaç dakika mı? Son Ha yok birkaç. yine, Daha var da onu var. ya. Ben Erken daha var. sahne öğreneceğim. Son 10 dakikamız. Son 10 dakika. Ödülleri nasıl buluyorsun son ödülleri? Abi şu anki oyun, bence ödüller çok iyi ya. Değil Yani mi? iyi iyi söyleme bana sormayın ya Bir de bu abi. yoklukta yani Yoklukta tabii. Ya, Orada kesinlikle. dahilinde. Orada mesela helikopterle başka bir yere gitmek. Biz çünkü ilk defa yani Bimert gönüllüler abi rahatsız çapını o durumdan. efendim? Bimert abi rahatsızdı helikopter durumundan. Onun dışında çok iyi. Evet korktu Ya anlayın. bir de Bembeyaz oldu Yunus Yunus Emre Emre bir ama de Kobe Bryant'ı hatırlattı Mert'e. ama olur mu? Olur mu? O Ya ama o niye onunla benziyor uğraşmak biliyor için. musun? Uğraşmak için yapıyor onu Ama ya. o yani şimdi bak korkan birine şimdi korkuyor. Yani adamın buna saygı Evet. duyacaksın. Tabii canım. Korkuyor. Korkuyor Ama o da şey bize istiyor ya. Orada kurban çıkan ver. görüntü hoş aslında. Onun hani oradan korkması hoş bir görüntü aslında. Ama bir de Mert'e Bence. sormak lazım ya. Tabii Ya ama tabii onun ben tepkileri çok aşırı ya. Mert abinin tepkileri hani şey olduğu için. Ya işte korkuyorum işte ya. Hani üstüme gelmeyin falan biraz daha yüksek olduğu için insanların da aslında hoşuna gidiyor onunla uğraşmak biraz ya da bir orada. de peki biraz Mert bunu büyütmüş Yok olabilir ben mi? de öyle zannettim Ama önce. bembeyaz Şimdi oldu. ben de önce Mert orada işte şakalar yapıyor falan zannettim. Sonra zipline'e gittiler. Zipline'e de bine yani Evet. yükseğine Bir de çıkamadı hiç kendini bozmamaya çalışıyor ya GoPro ile. Onu da fark zipline'e. ettim. Hani onun bir duruşu var ya onu da bozmamaya çalışıyor. Korkuyorum ama. Şimdi çünkü korku başka bir şey. Mesela Tabii bizim tabii. zamanımızda biz tabii denizden gidip geliyorduk. Evet. Oyun alanlarına. Bir de bizim çok parkurumuz vardı. Bir tanesine gitmemiz mesela denizden 20 dakika falan filan sürüyordu. O İlk hızlı başta bizim de teknelerde. öyleydi. Bir tanesinin yani bir oyundan dönerken balina gördük. Şimdi Balina. balina gördük. Hepimiz balina yaklaşmak istedik. Haliyle ilk defa balina görüyoruz. Çünkü balina memelidir. Zarar vermez katil balina değilse. Neyse ama şöyle bir şey olabilir. Yani bir manevra yapar şöyle kuyruğuyla Tabii. tekneyi bir koyar. Sen alabora olursun. Yattara da Evet. korkuyormuş. Yüzme de bilmiyor falan. Şimdi yattara bağırmaya başladı. Çığlık atmaya başladı. Aman ne olacak falan demeye başladı başkaları. Dedim ki aman ne olacağım var.
Adam korkuyor şimdi. Korkuyor. Korkmadan bu korkuyu anlayamazsın. Aman dedik abi gitmeyelim. Hakikaten bir şekilde ikna ettik ve balinaya da çok yaklaşmadık. Çünkü bunlar hafife alınacak korkular değil. Hakikaten. Tahtada yatmak nasıldı Burak'cığım? Çıktıktan sonra 3-4 günde yerde yattım abi otelde. Çakayı alışamamıştım. Vallahi alışamadım. Çünkü ben ya şey Bukalemun gibiyim abi. Gittiğim yere hani yani psikolojik olarak değil de ortam olarak biraz daha adapte oluyorum. Biz karantinadan bile çıkmak istemiyorduk Ezgi ile Gizem'le en sonunda. Gittiğimiz yere alışıyoruz. Bukalemun gibi olmuştuk en sonunda. Eyvallah. Peki yani böyle benim iddia ettiğim bir şey var abi. Böyle bir Survivor duvarı olduğunu düşünüyorum ben. Ve yarışmacılara o duvarın böyle çarptığını ya da işte Farklı yarışmacının zamanlarda. evet farklı zamanlarda her yarışmacının zaman değişik oluyor. Gidip o duvarı böyle tosladığını düşünüyorum. Sen mesela sence Survivor duvarına ne zaman tosladın? Ben o Survivor duvarına toslamadım da ben o Survivor duvarına ilk günde ilk 3 gün itibariyle karşılaştım. Yavaş yavaş o duvarı kazmaya çalıştım. Tam da böyle sonlarına gelirken elendi diye düşünüyorum. Ah be. Evet Yani ya çünkü tam işte tam görüyorsun. böyle tam key çünkü tam böyle keyif almaya başlıyordum ya. Tam böyle keyif almaya başlıyordum gitti. Ah Evet. be. Evet. Çok üzülmüştük ya. Senin elendiğin hafta sen bayağı insanı üzdün burada gidişinle. Ben Çünkü de çok üzüldüm iyiydi abi. bir de Burak. İlk başta şey diyorduk. Oğlum atsana, ah be Burak, Evet, nasıl evet. anlamadın? Ah açılacak, dur oynayacak, dur yapacak, dur Ama Yunus kasacak. abi atılmıyor. Sen daha iyi bilirsin. Gerçekten Evet atılmıyor oradan ya. ya. Hani Tabii canım, olmayınca atamayana olmuyor. arıyorsan burada işte. Estağfurullah. Ya olmuyor. Evet. Çünkü Bu ben kimsenin hani hız bir bakımından şey yani böyle saygısızlık yapmak istemem de hız bakımından gerçekten kimsenin gerisinde gelmiyordum. Hatta yok önde yok bile geliyordum. kalmıyordu. Evet. Önde bile geliyordum ama atamıyordum yani olmuyordu. Bir şekilde atamıyordum. Bir de tabii yani bitişe o yani o sona kafanda bütün parkur boyunca atamayacağın Gelince hissi, o fikri varsa o zaman o hayatta parkur olmuyor. da bitmiyor. Evet. Yani atışa geldiği zaman da zaten Yani yine giremiyorsun. atamayacağım düşüncesi diyorsun değil mi? Evet. Bir Şimdi şimdi ilk mesela haftalarda ben parkuru ezberleyememiştim. Hani ne var ne yok diye bakmıyordum. Böyle bir hatam vardı. Şeydi. Önüme ne gelse basıp geçeyim dedim. Hiç parkura dönüp de bakmıyordum arkamı. Şurada şu bravo. varmış diye. Ne varsa önümde basıp geçeyim. Bir an önce hızlı gelmeye başlayayım modundaydım. Son zamanlara göre şey oldu. Hani ya ben niye basıp geçiyorum ki? Bakayım. Belki dönerken kafamda bir taktik bulurum. Hani belki hız değil de burada Bravo. yavaşlayıp biraz daha konsantre olmam gerekiyor diye düşünüyordum. Evet, o birkaç saniyeler Evet. çok önemli. Evet. Çünkü o birkaç saniyeleri sonra atışta cebine Evet. koyuyorsun. Sana çok faydalı Evet. O olabiliyor. zaman All Star'a davet edilecek olursan bol bol atış çalışacaksın burada. Ya inşallah davet edilirsem bol bol atış ya şöyle söyleyeyim daha çok konsantre olacağım. Çünkü herkesin Evet. atabileceği şey orada önemli olan konsantrasyon. Evet, o Doğru. zaman sana Doğru. bir Hindistan cevizi vereyim. Yok Özlemişsindir. ben almayayım abi. Ben istemiyorum abi onu. Ben istemiyorum Aksine onu. Hindistan cevizini Afiyet görünce işte, afiyet Abi yok olsun. ya. Aksine Çok eyvallah. sıkıldık artık ondan. Eyvallah. Tabii Peki çok haklısın bu ya. açlık çok fena değil mi kardeşim oradaki? Abi İnanılmaz değil mi? Onu anlatsana bize. Kaç kilo vermiş? Onu biz görmedik. Evet. Birleşmeye kalamadığı Evet, için kaç kilo kaç kilo verdin? vermişsin? Ben çıkınca tartılmadım. Çok fazla merak etmedim ama şu an Survivor, yani şu an için söylüyorum. Survivor'a gittiğim kilodan artı 10 kilodayım. Ha, normal. 72 gittim, 82'yim şu an. Tabii. Ama tabii çıkar çıkmaz. Ne Tabii. bulursan yiyorsun. Ne Çok iyi bulursam yiyorum. anlıyorum seni. Çok fena değil mi arkadaşım Abi, açlık? çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim. Bir de biz hani dedim ya uzun 1-1,5 ay oyun kazanamamıştık. Artık su içmekten midemiz gurluyordu. Ayıptır söylemesi hani Hindistan cevizi su, Hindistan cevizi su. Ya bütün takım cırcır olmuştuk abi. Çok Biliyoruz, biliyoruz. sıkıntılıydık yani. Evet, ben Dayanamıyorduk artık. anlattım biraz. Yunus anlattığı için bana Evet. çok iyi biliyorum. Uykudan Evet, uyanıyorduk çok tabii karşıya. çok zor, çok zor. Yani tek bir şey söylemek istiyorum ben bu konuyla ilgili yeşil. Eyvallah ya. Çok ama eşsiz bir deneyim değil mi? Ya her Mükemmel türlü ya beni. acısına rağmen aşk ve nefret ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben bir yarışmacı Evet. ile Survivor arasında. Nefret ediyorsun, kızıyorsun, küfür ediyorsun, ağlıyorsun, zırlıyorsun ama kopamıyorsun da böyle Evet. hastalıklı bir ilişki oluyor. Evet. Evet, kesinlikle öyle abi. Yani şöyle söyleyeyim ya ben 21 yaşındayım. Beni nereden baksan 4-5 sene ileri attı orası. Hani Kesin atar. askerlik yap hani Askerlik bir mi? askerlikten önce askerlikten sonrası vardır Bravo. ya erkeklerde. Tam olarak Ya öyle. benim de Survivor'dan önce ve Survivor'dan sonraki. Aynen. Ya şu an mesela ben askere gitsem bana lay lay lom gelir. Hani çok
zorlanmam. Kesinlikle doğru, doğru, doğru değil aslında. Tabii canım. Kesinlikle doğru. Zorlanmam yani. Peki çıkar çıkmaz ilk ne yaptın? Konseyde elendin, dışarı çıktın, ne yaptın? Bisküvi yedim abi. Direkt bisküvi kaldı. Direkt bisküvi yedim. Emperator mu yedin, ne yedin? Emperator değil, bu kırmızı vardı ya, kırmızılar, çilek reçelli tamam. Üstünde. Onlar tamam, bir de emperatorlardan be. Yedim. Allah! Çok güzel onlar. Çok güzel geliyor onlar. O da kahve istemiş, evet. Hissetmiş. Eğer demiş ben elenirsem kahvemi hazır tutar mısınız burada demiş. Hissediyorsun değil mi abi? Eğlenceli. Evet. Ama ben de battaniye... 7 hafta üstünde yazıldı yani. Rekor kırdı orada. Evet. Ben de hissettim. Bu sefer herhalde... Bu sefer tabii çark dedim, ben de duracak dedim. Çarkı felekte geliyor ve ta 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 ta. Bu sefer sende sıra. Tabii bu sefer bende durdu. İflas. Çıktığında ben de hissettim. Ben de şey yaptım. Hatta konsere gitmeden önce Cemal Can'la Yasin'e yorganlarımı onlara vermiştim. Hani paylaştırdım. Cemal'e Yasin'e paylaştırdım. Dedim ki ben bugün gidiyorum dedim, haberiniz olsun. Ondan sonra saçmalama oğlum falan yaptılar bana. O gün de gittim. İnsanın içine doğuyor ya. Evet. Çok az Yasin demişken az vaktimiz kaldı ama böyle 1-2 dakika bize Yasin'i de bir yorumlar mısın? Yasin'in ilgini düşünüyorsun. Yani içerideki Yasin nasıl? Dışarıda insanların gördüğü Yasin nasıl? Çünkü sen yakınında. Hayatımda o kadar adaletli bir insan görmedim. Şimdi adam tamam, MasterChef diye bize yemek yapmak kesinlikle zorunda değil. Hı-hı. Çünkü orası Survivor hani. İstese kendi yemeğini kendine yapar. İstese kendi balığını tutup da bize balık vermez. Adam 200-300 tane balık tutuyordu. O 200-300 tane balık Yasin'i 3 gün götürür. Bize paylaşmaya da bilirdi. Mesela utanmasa o pirinç tanelerini teker teker sayıp bizim tabağımıza koyacaktı. Hı. O kadar adaletli ve güzel bir insan. Sadece Yasin'in bir damarı var. Ya bir çizgisi var. O çizgiyi geçtikten sonra Yasin çok fazla sinirleniyor. Ve şu ayrımı yapamıyor Yasin. Kadın erkek ayrımını sinirlenince çok fazla yapamıyor. Bu yüzden evrime çok fazla. Evet, bu yüzden evrime çok fazla tepki gösteriyor. Ama kesinlikle kalbinde bir gram kötülük olan bir insan değil. Yani zaten kalbinde kötülük bir, yani şöyle söyleyeyim size. Bir gün erzağımız vardı. Yaklaşık 10 kişi falan kalmıştık. Evet, makbule elenmişti. 10 kişi falandık. Erzak azdı. Herkesin tabağına koydu tencereden. Önüne çevirdi, böyle baktı. Onunla belki bir yarım kaşık falan pilav kalmıştı. Hepimizin tabağında dolu dolu pilav vardı. Hı. Pilav yapmıştı bize erzakla. Kimse sesini çıkartmadan oturdu o tencereden şu kadarcık pilavı yedi. Bak mesela, sonra, işte, mesela bunlar mesela görünmüyor kısım. Sonra ben Yasin kenara çekip ben Yasin'e kendi tabağımdan yarısını vermiştim. Ve Yasin benim tabağımdakini de yemedi. Sen ye dedi. Şu kadar pilav da durdu o gece. Yemedi yani. Bravo. Bak bunu duymak bana çok iyi geldi. Mesela. Çünkü biz bunları görmediğimiz için Yasin'i başka bir şekilde görüyoruz. Evet. Evrim iyidir, kötüdür, haklıdır, haksızdır. Fakat sürekli bir kadına bağıran bir Yasin izliyoruz biz. Evet. Dolayısıyla bence kadınları daha çok rahatsız etti bu izleyen kadınları. Mesela beni rahatsız etti açıkçası. Kesinlikle bağırılmaması gerekiyor ama şimdi evrimde kelime oyununa girilmiyor. Hı-hı. Girilmiyor yani. Gerçekten girilmiyor. Eyvallah. Yo, bunu duyduğuma çok sevindim. Ben ama de zaten sevindim. Herkes de bahsediyor adaletli oluşundan evet. Yasin. Evet. Ama biz işte keşke bunları biz de görebilsek. Süremiz bitti Burak. Tamamdır. Çok güzel aktık vallahi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Pırlanta gibi bir arkadaşımızmışsın. Zaten öyle olduğun belliydi. Teşekkür ederim. Umarım başka yerlerde karşılaşırız. İnşallah. Bizi görünce görmezden gelme. Estağfurullah Yunus abi. Ayıp tutuyorsun abi. Aranın DM'ine bak. DM atıyorsun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Takip etmiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani şu an hani takipçi bakımından az gibi gözüküyor ama profil ziyaretlerimiz 132 milyon falan. Hani şöyle yaptığım anda çarkı felek gibi dönüyor bildirimler. Yani babam mesaj atıyor, babama cevap veremiyorum. Sonra yan odadan bana bağırıyor. Babam niye bana cevap vermedin diye. Hani öyle bir. Zaten takip ediyorum tamam. Seni. Tamam. Tamam, hemen ediyorum. Görüşürüz. Hadi eyvallah kardeşim. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Biz de dükkanı yavaş yavaş kapatalım yavrum. Ama ne kadar tatlıymış değil mi? Birebir konuşunca, iletişim hakikaten kurunca öyle. Çok süper. Çok şahane, süper bir yayın oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım Burak'a doymuşsunuzdur. Eğer isterseniz ilerleyen günlerde tekrar Burak'la bir tur atarız. Evet, evet. Siz bizi bilgilendirin.
Başka isimler de var peşinde olduğumuz. Yarına mesela özel bir konuğumuz olabilir. Sürpriz. Ama adı üstünde sürpriz. Bakalım başarabilecek miyiz? Ne yapıyorsak akşam sizin için yapıyoruz. Benim hesaptan. Evet, eğer gerçekleşirse Işık senin hesabından yarınki konuğu duyuracağız. Bye. Bye bye. Eyvallah.